Nurettin Bey, getirmeyi planladığınız yenilikler var mı? Ya da hani 13 yıldır zaten Malatya Barosu Evet. içerisinde çalışıyorsunuz ve avukatlık yapıyorsunuz. Hani kafanızda hep bunca zaman not ettiğiniz, işte şu eksik, şurasını düzeltilmeli, Malatya Barosu şurada da yer almalı, bu faaliyetler Malatya Barosu'nda da olmalı dediğiniz tespitleriniz ve projeleriniz var mı? Mutlaka. Şimdi adaletin önemli bir ayağı savunma mekanizması olan ve bunu yürüten avukatlar. Yaklaşık Türkiye genelinde 95 bin avukat bulunmaktadır. Yani bu rakam azımsanmayacak düzeyde ve meslek kuruluşları içerisinde sayılar en fazla olan bir meslek kuruluşuyuz. Hal böyle olunca da meslektaşlarımızın bir takım sıkıntıları var. Mesleğin yeni gelen arkadaşların bir takım sıkıntılar var. Mesela Malatya Barosu'nda meslektaşlarımızın en önemli sıkıntılarından biri adliye binası. Adliye binamız uzun süre önce yapılmış, artık ihtiyaca cevap veremeyecek niteliktedir. Şu an yeni bir adliye binasının yapılması söz konusudur. Fakat Projelendirildi. şu an yeri henüz tespit Tespit edilmemiş. edilmedi. Biz eğer baro başkanına seçilirsek yönetim kurulumuzla birlikte adliye binasının yeri ve projesine taraf olacağız. Zira adliye binaları avukatlar için yaşam alanı meslek açısından. Günümüzün bazen çoğu evimizden çok, iş yerimizden çok Sabahladığınız günler oluyor. adliye binasında geçiyor. Buraların mesleğimizi daha iyi icra etmek anlamında kullanışlı, işlevsel adliye binalarının olması gerekiyor. Otoparkıyla, girişiyle, duruşma salonuyla, baro odasıyla her katta yapılacak ayrı ayrı baro odalarıyla işte meslektaşlarımıza duruşma aralarında gidip dinlenip gazetesini okuyabileceği bir kafeteryasının olması ve binanın dış yapısı itibariyle de ilimize yakışacak bir mimarisinin olması gerekiyor. Zira Malatya'nın şu anki adliye binası gerçekten yapısı itibariyle soğuk bir bina. Yani Fiziki koşulları fizik çok hoş durmuyor. hoş da durmuyor ve ihtiyaca da cevap vermiyor. Yapılacak binanın daha estetik, Daha kullanışlı, modern. modern bir bina olması gerekiyor. Bunun yanında meslektaşlarımızın istifade ettiği bir baro binası. Şu anki baro mevcut adliye içerisinde birkaç odadan oluşan yerleri kullanmakta ve bunlar da gerçekten ihtiyaca cevap veremeyecek niteliktedir. Bizim baro odası olarak kullandığımız zemin kattaki yerde 1995'te sanırım burası taşınmış. O dönemdeki avukat sayısına göre yapılmış. Belki de orası o dönemde 100'ün altında bir avukat sayısı vardı. Şu Ama an şu 489 an rakamından 400-500 bahsediyoruz. rakamı var, ulaşmışız. Haliyle ihtiyaca cevap verememekte. Adliye binasının yanı sıra baro odası da ihtiyaca cevap verememekte. Yeni yapılacak adliye binası yerinin tespiti ve inşaatına başlanmasından sonra hemen yanına Barolar Birliği ile işbirliği içerisinde yeni bir baro binası yapmayı planlıyoruz. Bu baro binasında avukatların tüm ihtiyaçlarını giderebileceği, duruşma sonrası gidip işte orada işlerini halledebilecekleri idari birimlerin olabileceği çok güzel bir bina yapılacaktır. Bunun yanı sıra avukatların sosyal tesisleri yani baro evi yapılmasını öngörüyoruz. Bu da meslektaşlarımızın bir araya geldiği, işte toplantılar yapabildiği, kafelerin olduğu, dinlenme alanlarının olduğu bir yer. Şu an mevcut haliyle SGK, eski SGK hastanesinin arkasında iki villanın birleştirilerek yapıldığı bir lokali bulunmaktadır. Fakat bu lokal yaklaşık 2,5 yıldır hizmette olmasına rağmen çok işlevsel bir yapısı bulunmamakta. Meslektaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verememekte. Daha çok stajyer arkadaşlarının mesleki donanımlarını sağlayacak staj eğitim merkezi olarak kullanmakta. Bizim öngörümüz, bizim planımız burayı satarak daha işlevsel, ihtiyaca daha çok cevap verecek yeni bir baro evi, sosyal tesisini Malatya'mıza, baromuza kazandırmak istiyoruz.